Burada da muhatabım asla terör örgütü değildir. Bu çağrımı terör örgütüne değil, terör örgütünün vesayetinden kendisini kurtaramayan o siyasi partiye yapıyorum. Eğer bu ülkede siyaset yapmak istiyorlarsa, eğer çözüme katkı sunmak istiyorlarsa önce silahların gölgesinden, önce silahların tasallutundan kurtulacaklar. <laughs> Bakın burada Tekrar söylüyorum. Her ne pahasına olursa olsun. Tek başımıza da kalsak son nefesimize kadar bu ülkede çözüm süreciyle formüle ettiğimiz kardeşliği tesis etmenin mücadelesini sürdüreceğiz. Ancak hiç kimsenin de benim Kürt kardeşlerimi zehirlemesine, Kürt kardeşlerim nezdinde haksız bir meşruiyet kazanmasına, haksız bir muhataplık kazanmasına müsaade edemeyiz, etmemeliyiz. Silahların gölgesinde barış olmaz. Hele hele verilen sözlerin defalarca çiğnendiği, vaatlerin defalarca bozulduğu, itimadın tahrip olduğu bir ortamda somut adımları görmeden daha ileriye gidemeyiz. Şurada Allah aşkına soruyorum sizlere. Merhum Diyarbakır'daki Yasin Börü ve arkadaşlarının alçakça katledilmesinin üzerinden sadece aylar geçti. İstanbul Ok Meydanı'nda Alucralı Burak Can'ın değerli kardeşlerim ölümünün üzerinden daha çok geçmedi. Terör örgütü nasıl onu da orada şehit etti biliyorsunuz. Şu ana kadar çıkıp da bunun öz eleştirisini yaptılar mı? Bu barbarca katliama teşvik ettikleri için kendilerini hala sorgulamadılar. Biz bu şımarıkça tavırlara boyunmayacağız. Diyarbakır'daki Yasin Börü olayların içinde değildi. Kurban eti dağıtıyordu. Tablo bu. Bu sözüne güvenilmeyen figürlerle yol mu yürüyeceğiz? Yüzüne gülen, arkanı döndüğünde her türlü oyunu oynayanlarla nasıl devam edeceğiz? Önce silahı bırakacaksın... Bak İra, İngiltere'de, İrlanda'da, bölgede silahları betonlara gömdüler. Ve bunu dünyaya da ispat ettiler. Sizin buna benzer attığınız bir adım var mı şu anda? Yok. Silahı bırakacaksın. Bununla birlikte savaşın, çatışmanın, fitne ve nifakın dilini de bırakacaksın. Ondan sonra söyleyecek bir sözün varsa geleceksin anayasal Demokratik sınırlar içinde siyaset zemininde söyleyeceksin. Ha siz çözüm istemiyorsanız, bu yöndeki gayretlere katkı vermiyorsanız kusura bakmayın, keyfiniz midir. Biz bu meseleyi çözmek için onlara değil, Türküyle, Kürdüyle milletimize güvenerek yola çıktık. Biz milletimizle birlikte yolumuzda devam eder silahlara rağmen silahların tasallutunda siyaset yapanlara rağmen biz bu meseleyi çözeriz.